10 Mayıs Salı, Bir Gün Gazetesi, Bahadır Özgür, Hiper Sömürü ve Artık Nüfus Derler ya hani böylesi ancak savaşlarda olur diye. Profesör Erinç Yeldan tam da bunu anlatan bir resim koydu önümüze. Bir Gün Gazetesi'nde 3 Mayıs günü yayınlanan Hava Gümüşkaya'nın röportajında sunduğu veriler, istatistiki birer sonuç olmaktan ziyade bir iç savaş tasviri gibiydi. Muharebenin taraflarını, ortadaki ganimeti, mağlubu galibi açık seçik ortaya koyan bir büyük resimdi. Profesör Yelda'nın hazırladığı grafiği tekrar hatırlayalım. 2019 yılından sonra ülkede üretilen değerin bir avuç sermayedarla milyonlarca emekçi arasında nasıl paylaşıldığını görüyoruz. Daha doğrusu paylaşım demek hafif kalır. Zira emekçilerin aldığı pay %31.2'den %26'ya inerken sermayenin payı %56.2'den %64'e fırlamış. Bu kadar kısa zamanda bu denli büyük bir gelir transferinin ancak emeğin hiper sömürüsü ve spekülatif rantlara dayalı servet transferi sayesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor Yeldan. Bir süredir Profesör Korkut Boratav da benzer bir şeye dikkat çekiyordu zaten. Emekçiler aleyhine Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir bölüşüm şoku yaşandığını söylüyordu. Bölüşüm manzarasını tamamlayabilecek bir grafiği de aktaralım şimdi. Borsa İstanbul'a açık şirketlerin bilançolarından yapılan hesaplama cephenin karşı tarafının durumu hakkında bir fikir veriyor. Türkiye'de en alt sınıflara yapışık olmaktan çıkıp toplumun ortak katmanlarını da içine çeken yoksullaşmanın sebeplerini buralarda aramak lazım. Nitekim yoksulluk gelirin adil paylaşılmamasından değil gelirin adil paylaşılmamasını garantiye alan emek rejiminin bir parçasıdır. Esnek, güvencesiz bir emek rejiminin işlemesi ancak ve ancak toplumun geniş kesimleri yoksullaştırılarak sağlanabiliyor çünkü. Türkiye kapitalizminde son 20 yılda yaşanan en önemli kabuk değişimlerinden birisi bu ve AKP'nin de hakkıyla yerine getirdiği başarılı bir politika. Sermayenin aldığı payı büyüten hiper sömürü yaygın bir yoksullaşmayla beraber gerçekleşiyor çünkü. Türkiye kapitalizmi daha fazla artı değer için daha fazla artık nüfusa ihtiyaç duyuyor artık. Bu artık nüfusta hızla toplumun orta katmanlarından devşiriliyor. Orta sınıfların ani çöküşüne, liyakatsizliğe, diplomaların geçerliliğini yitirmesine ya da yaşam tarzının yok edilmesine dair isyanlar tahripkar dönüşümün gündelik yaşamdaki tezahürleri. Lakin bölüşüm şokunu ıskalayan, sebebini sermayenin artık nüfus ihtiyacında görmeyen, meseleyi iktidarın kötü tercihleri, torpil ve ile sınırlayan bir siyasetinde kederli bir isyan olmaktan öteye geçemeyeceği muhakkak. Siyasal İslamcı zorbalıkla irili ufaklığı bütün sermaye kesimlerinin ihtiyacının etle tırnak olduğu en önemli yer burası. İkisini birbirinden ayırarak bir çözüm üretilemez. Hakim iktisat düşüncesine yabancı bir kavram. Peki nedir artık nüfus? Hakim iktisat düşüncesine yabancı bir kavram. Marx'ın ekonomi politik eleştirisinin artı değerle beraber hayati bir yapı taşı. Genel geçer iktisatta nüfusla ekonomik büyüme arasında da bir bağ kuruluyor kuşkusuz. Düşük nüfus hızının problem olduğundan veya genç, eğitimli, vasıflı nüfusun öneminden filan bahsediliyor. Oysa artık nüfusun artmasıyla nüfusun artması apayrı şeyler. Yani normal nüfus artmasa da artık nüfustaki artış büyük boyutlarda olur. Marx Kapital'de artık nüfus sermayenin değişen değerlenme ihtiyaçları için gerçek nüfus artışının sınırlarından bağımsız olarak her an sömürülmeye hazır insan malzemesi yaratır der. Tüm zamanlara ait değil, kapitalizme özgü bir nüfus yasasıdır. Emek piyasasının bir nevi balans ayarıdır. Kriz dönemlerinde çalışanlar üzerinde baskı kurar, üretimin hızlandığı zamanlardaysa emekçilerin fazla pay taleplerini dizginler. Marx artık nüfusu alt gruplara ayırır. Akıcı, sağlıklı, durgun gibi. Akıcı nüfus teknolojik ve benzeri gelişmelerin sonucu işsiz kalır veya yeniden işe dahil olur. Saklı nüfus çoğunlukla ev içi emek, küçük aile işletmeleri ve tarımdadır. Durgun nüfussa kötü şartlarda minimum ücretle çalışanları, uzun süre işsiz kalıp yılanları, umudunu kesenleri vesaire kapsar. Sermaye için bitip tükenmek bilmeyen kullanılabilir emek gücü kaynağıdır. Sermaye birikim süreciyle ilişkili olarak çöken yeni alanlardaki fazla nüfusla da yakından ilişkilidir düzensiz, esnek, güvencesiz eğritidir. İşte AKP'nin özellikle faiz, kur, enflasyon politikalarıyla beraber artırdığı servet transferleri, aynı anda gerçekleşen paranın değersizleşmesi, durgun artık nüfus havuzuna yönelik korkunç bir emek tahkimatına dönüşmüş durumda. Hizmet sektöründeki ucuz emek patlaması 200'den fazla üniversite açıp mezunlarının buralara mecbur bırakılması, milyonlarca gencin ne işte ne eğitimde ne de herhangi bir kamusal faaliyette yer almaması, eğitimli eğitimsiz emeğin vasıfsızlaştırılması, pek çok esnafın pandemide zora düşüp kur şokunda kuryeliğe geçiş yapması, durgun artık nüfusu hızla büyütüyor.'' Orası büyüdükçe çalışanın da çalışmak isteyenin de bu ücrete hayatta çalışmam diyenin de emeği değersizleşiyor. Ortalama ücret asgari ücrete yaklaşıyor böylece ve tek bir ücret rejimi emek rejiminin mutlak dayanağı haline geliyor. Geleceğe dair de bir şeyler anlatıyor gelişmeler bize. Türkiye daha önce hiç olmadığı kadar sınıfların keskinleştiği bir topluma dönüşüyor esasında. 6 milyona yakın kamu çalışanı ve tarımdaki istihdam hariç 2009'da 7,5 milyon olan ücretli emekçi sayısı bugün 13,7 milyona ulaştı. Ücretli emeğin iş gücüne oranı %32'den %41'e, istihdama oranı ise %37'den %47'ye yükseldi normal nüfus artışı hızıyla kıyaslandığı zaman yoksullaşmanın ve sınıf değişiminin hızı dikkate değer bir inceleme konusu. Haliyle sadece 20 yılın enkazına değil, siyaseti de düşünme biçimlerini de toplumsal davranış kalıplarını da değiştiren, değiştirecek bir geleceğe de bakıyoruz. 10 Mayıs Salı, Bir Gün Gazetesi, Bahadır Özgür, Hipersümürü ve Artık Nüfus